Robotik cerrahi nasıl yapılıyor ve ne kadar kalınıyor acaba ameliyathanede? Buradan başlayalım isterseniz. Tabii ki. Öncelikle robotik cerrahiye karar verdiğimiz zaman hastanın 3 boyutlu tomografisini çekmemiz gerekiyor. Hastanın 3 boyutlu tomografisini çektiğimiz zaman... Bize ne fayda sağlıyor 3 boyutlu çekimi? Hastanın gerçek anatomik şeklini buluyoruz biz. Kişinin ölçüsüne göre ameliyat öncesi programımızı yapıp ameliyat sırasında onu uyguluyoruz. Robot bize ameliyat öncesi yaptığımız ölçümlere ameliyat sırasında onların dışına çıkmamamızı sağlıyor. Yani diyelim normal klasik yöntemle cerrahi yaptığımız zaman leğen kemiğindeki koyacağımız protez 64 ise biz işte 36, 38, 40 gide gide 64'ü buluyoruz ve 64 numaralı protezi çakıyoruz. Ama burada özellikle robotik cerrahide başlangıçta 64 olduğunu bildiğimiz için 64 ile başlayıp 64'ü çakıp bu şekilde dokulara daha az zarar veriyoruz. İşinizi kolaylaştırıyor. Hem bizim işimiz kolaylaşıyor. Hem de hastada nereye çakacağımız, ne kadar derinliğe gideceğimiz ölçümlerle daha önce belli olduğu için onun dışına çıktığımız zaman robot bizi uyarıyor. Yani tıkır 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 ameliyat tamamlanmış oluyor bütün bu ölçümler yerine çuk çuk oturarak. Evet. Peki sevgili hocam ne kadar sürüyor bu ameliyat? Yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Robotik cerrahi özellikle ilk başlangıçta süreyi uzatıyor ama cerrahi süresini değil özellikle ekibin hazırlanma süresi. Bir saat ameliyatta kalıyoruz. Sonrasında hastanede kalış süremiz ne kadar? Hastanede kalış sürecimiz bir ya da iki gün. Genellikle aynı gün hastamızı yürütüyoruz. Ertesi gün taburcu oluyor. Ama il dışından gelen hastalarımızı onları daha çok ikinci gün gönderiyoruz. Ama bir gün oldukça yeterli oluyor. Hocam robotiği tercih ediyor. Bunu ilk yapan Türkiye'de. Neden tercih ediyor? Çünkü size özel yapılıyor bu ameliyat ve böylelikle iyileşme daha da yüzdesi açısından başarılı. Ve protezin ömrü açısından da oldukça... Evet. Konforlu. Evet. Evet. Bursa'dan geldi sevgili doktorumuz, operatör doktor Kayhan Turan, ortopedi ve travmatoloji uzmanı.